mı emeklilerimiz? Hiç kimse memnun değil. Neden efendim? Ben 7500 lira maaş alıyorum. O aldığım maaşın hiç eriyor, eriyor de gidiyor. %25 vermişti. O para bize hiç, yani memnun değiliz hiç. Peki gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Çok yanlış. Yani bırak sen, yani halkımız, emekçi halk nasıl? Bir de çocuğunu evlenecek, torununa para vermez ya. Mesela torunu gelecek, dedesine gelecek. Ne verecek ki 7500 lira, nesini verecek? Günlük bir evin masrafı hiç yoksa 1500 liradır bir evin masrafı. Şu anda eviniz kira mı yoksa sizin mi? Yok, benim kendime ama diğer tanıdığım insanların kira. Şu an sizin kira olsaydı geçinebilir miydiniz efendim? Katiyen. Türk bak, vatandaşları bunları hak edecek, ne yaptı efendim? Vallahi halkımız koyun gibi ya. Ne diyeyim artık? Yani eleştiri yapması lazım. Bak ben de cami dernek başkanım, 22 senedir başkanıyım ama halkımız bilmiyorum yani. Yani geçinemiyorlar. Buyurun siz de hanımefendi şey yapın, sohbet edin. Size de soralım efendim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani maaşımız şey yapıyor. Emekli zammını soruyoruz efendim, açıklandı. Vatandaşlarımız ne düşünüyor diye soruyoruz. Mesela 2000 lira zam geldi. 2000 lira ne olacak? Neyimize yetecek? Soruyorum. Ekmek olmuş ne kadar? Ondan sonra ne bileyim, her şeye zam geldi. Telefona zam geldi. Arabalara zam geldi. O 2000 lira zam yeter mi? Memura veriyorlar 22 bin lira. Bize veriyorlar %25 zam. O da hesaplarsan 2000 lira düşüyor. Bu bize yetmez ki. Niye bize gelince, ben memur emeklisiyim. Memurdan benim mesela benim de maaşım 15 bin lira olsun ya da 18 bin lira olsun. Niye memurla aramızda o kadar uçurum oluyor? Ben de bunu anlamıyorum. Ve üstelik ben üniversite mezunuyum. SSK emeklisinden hemen hemen aynı maaşı alıyorum. Onlar okumamış, ilkokul mezunu. Ben üniversite mezunuyum. Bu adalet mi? Değil. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Çok zam geldi yani. Ama hükümette de para yok deniyor. Ama bu kadar zam olmaz ki, ne yapacağız? Ne yapacağız? Anlamıyorum ki. Bir tatile gidemiyoruz. Ondan sonra doğru dürüst bir yerde yemek yiyemiyoruz. Ne bileyim, tiyatroya gidemiyoruz. Her şeyden, bütün sosyal aktivitelerden ayağımızı çektik. Sırf boğazı bile zor doyuruyoruz. Buradan hükümet yetkilileri sizi duyuyor olsaydı onlara ne söylemek isterdiniz? Ne tavsiyelerde bulunmak isterdiniz ya da ne talepte bulunmak isterdiniz? Hükümet yetkililerine sesleniyorum. Maaşları daha yüksek tutun. Hele üniversite mezununla ilkokul mezununu ayırın. Ben o kadar... Kıdem farkı olsun. Ben o kadar mesela liseden sonra 4 yıl okudum. Öbürüsü ilkokul mezunu. Niye? Ondan sonra başka mesela ilkokul mezunu arkadaşlarım diyor ki bana, sen okudun da ne oldu? Bak aynı maaşı alıyoruz diyorlar. Bu olur mu? O kadar ben dirsek çürütmüşüm, okumuşum, ailemden para almışım, maddi manevi zorluk çekmişler. Bu olmuyor yani. Hükümet yetkililerine sesleniyorum. Bu uçurumun kapatsınlar. Bir de dul ve yetimlere hiçbir şey vermiyorlar. O adalet mi? Bak bu zamlarda memur emeklileri, SSK Bağkurlar alıyor. Nerede şeyler, dul yetimler? Onlar insan değil mi? Hükümet yetkilileri bütün toplumu duysun. Önümüzde bir seçim daha var. Ona göre dikkatli olsunlar. Yani halk isyan edebilir, artık kendilerine oy vermeyebilir. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. %25 ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Ne zaman yapıldı? Açıklandı. %25 açıklandı. Çok yapmışlar de. Ne düşünüyorsunuz efendim? Gelen zamlar da var. Hiç düşünmüyorum ya. Yeni bir atasözümüz var. Nedir efendim? Oh canıma değsin. Biz ancak bunu söyleyebiliyoruz. Başka söylenecek bir şey var mı sizce? Oh canıma değsin. Hak ettik herhalde biz bunu. Böyle ben emekliyim. 7500 lira maaş alıyorum. Bir tane çocuğum var 14 yaşında. Bir de kızım var. Allah bağışlasın. Bakın size çok samimi olarak söylüyorum. 3 kişilik çekirdek bir aileyiz. Ayda neresinden baksanız 17-18 bin lira bizim giderimiz var ve kiramız yok. Kiranız olsaydı? Yani herhalde onu yayınlayamazsınız ama herhalde sifon çekmek zorunda kalırdık. Mümkün değil ya, yaşamak mümkün değil.
Yani simitle çay hesabı yapılan bir ülkede artık simitle çay hesabı yapamıyoruz. Çünkü böyle bir şey artık kalmadı. Böyle çevremizdeki insanlara bakıyoruz, şeylere bakıyoruz. Dışarıda bizim gibi konuşan insanlar var ya, dışarıya çıkabilen insanlar. Lütfen böyle bakın, evleri, mahallenin kenarlarını dolaşın. İnsan içine çıkamayan emeklilerimiz var. Ben çok çok iyi biliyorum. Adam veyahut da kadın evinden çıkmıyor ki para gidecek veyahut da şu olacak bu olacak diye. Veyahut da kendini öylesine ezik hissediyor ki insan içine çıkmak istemiyor artık. Nasıl hissedelim kendimizi? Bunu bize değil, bize bunu hak verenlere sormak lazım. Emekli nasıl kendini hissetmeli diye. Ben size bir şey anlatayım kısadan. Tabii. Padişah böyle bir gün odasında dolaşırken aşağıdan bir tane şey gelmiş. Ses gelmiş. Elma var, elma var diye. Padişah bakmış aşağı, elma satılıyor. Ve sadrazamı çağırmış. Sadrazam gel buraya. Al demiş sana bir kese altın. İn aşağıdan bana demiş elma. O veziri çağırmış, yarısını vermiş. Öteki kolağısını çağırmış, şey vermiş. En sonunda kapı önünde kapı bekçisine bir altın vermişler. Demişler git oradan elma al. Kapı bekçisi gitmiş elmacı. Sen demiş utanmıyor musun sarayın önünde elma satmıyor. Gel bakayım buraya. Ver demiş elmaların yarısını. Küfeye de doldurmuş, içeri girmiş. Ama adama bir şey vermemiş. Sonra tekrar o elmalar eksile eksile padişah 5 elma olarak gitmiş. Padişah da bakmış ya demiş benim memleketim demiş. Güllük gülistanlık. 5 elma bir kese altın. Herkes güllük gülistanlık yaşıyor. Durumumuz bu. Nasıl gülelim mi, ağlayalım mı? Düşünülecek bir konumdayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Vatandaşlarımız ne düşünüyor? Süper gidiyor. Herkeste para var kardeşim. Herkeste var. Memnun musunuz efendim? Ben memnunum. Yani. Memnun olmayan düşünsün. Zam haberleriyle birlikte hayat şartları biraz daha zorlaştığını söylüyorlar burada. Şimdi belli bir zorlaşma var ama lüksün de bir bedeli var yani. 70 bin liraya telefon alanlar düşünsün onu. 5 yıldır aynı telefonu kullanıyorum kardeşim. Alamayanlar ne yapsın efendim? Alamayanlar alamasın. Teşekkür ederim. O zamanlar bize aşırı pahalı. Zaten zor kanat, kıt kanat geçiniyorduk. Artık bu da zor. Devletin insafına bıraktık kendimizi. Seçimimizden de pişman olduk. Hayırlısı. AK Parti'ye mi verdiniz efendim? Yok. Vermedim. İlk de vermemiştim yani. Gerçi bu tarafa verdiğime de şu an memnun değilim ama ikisi de pişmanlık benim için. Nasıl olacak efendim? Şu anda emekli zammına da mesela %25 yaptılar. Emekliler de memnun değil. Oy verenler de memnun değil. Kimse memnun değil yani şu an. Ya aynen dediğiniz gibi. Zam geldi diyorlar. Veren de vermeyen de herkes pişman. Diyorlar ki böyle de enkaz devraldılar ama enkaz da kendileri bırakmıştı. Herkesin yardımcısı olsun. Kirada mısınız? Yok değil. Kredi ödüyorum. İyi ki de kirada değilsiniz. Yani al, değiliz. Çok zor. Olanlar da Allah yardımcısı olsun yani. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Gelen zamları soruyoruz. Vallahi bilmiyorum abi ya. Allah'ım hakkımız hayırlısı ne diyeyim. Biliyorsunuz yurt dışından telefon getirmek de artık bir hayal oldu. Yani abi şöyle. Daha yeni aldım ha. 2 hafta önce 34 bin lira aldım. Şimdi 40 bin lira almış abi telefonu. Çıkarsana kardeşim telefonu. Bir de gençlerde para yok diyorlar. Var abi. Taksit yaptık abi ya. Bir şeyler yaptık. O soru aldım. Arkadaş dün 40 bin lira almış abi. Peki bunu kayıt ettirdiniz mi? Türkiye aldık abi biz. Kayıt ettirdik. Türkiye abi. Aynen. Bizim yurt dışı da işimiz yok abi biz. Aynen. Türkiye. Şu anda yurt dışından telefon alırsanız bile kaydettirmesi 20 bin liraya çıkarttılar. Öyle abi. Vallahi ne düşünüyorsunuz gelen zamlar hakkında? Bir geleceğinizi görebiliyor musunuz? Göremiyoruz vallahi. Gençler ne düşünüyor? Vallahi abi, durum kötü ya, durum çok vayı. Sıkıntı büyük. Ama yapacak bir şey yok işte abi. Bir şey yapamayız. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne düşünüyorsun zamlar hakkında? Zamlar, şimdi şöyle diyeyim. Bence devletimiz zamları biraz abartıyor abi. Ya onun haricinde ben bir sıkıntı göremiyorum zamlar. Ama çok abartılıyor abi yani. Telefon zamlar. Haberleri biliyorsun yurt dışından 6 bin liraydı kaydı açtırmak. Şu anda 20 bin lira oldu. Abi şöyle diyeyim, şimdi AKP'ler falan dış güç diyor da bu zamlara. Yani devletin aldığı bir para. Ben de bunu çok saçma buluyorum. Evet. Gelen zamları soruyoruz. Vatandaşlarımız memnun mu? Değil mi? Onu çok soruyoruz. Memnunuz. Memnun olur mu zamlar? Emekli misiniz? Evet. Emeklilere %25 mi yapılacak? Öyle bir şey söylendi. 17. Nasıl? Tatmin ediyor mu size, yetmiyor mu? Ya ev kirası yetmez. Verdiler maaş. Evin yoksa yandın. Ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl olacak bu şekilde? Vallahi bilmiyorum ki.
aç aç yaşayacağız. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.